Frodo. Merhabalar. Sizinle birlikte bu hafta ders çalışacağız. Çünkü vizelerim başlıyor. Ben böyle 12. sınıftayken motivasyonum gelsin diye YouTube izlemeyi çok sevdiğim için hep böyle ders çalışma günlükleri falan yazıyordum. Frodo! Kodumun içinde yumuşak G yazmışsın bak. Bakayım çok. Frodo ya! Ya ne yere bastın ekrana? Frodo dur, hata çıkıyor şu an kolumda. Ben bunu yapmak için kaç saatimi verdim biliyor musun? İyi koymuşum bir de. Tamam çalışıyorum. Bir tane kod yazdım. Şimdi sonu göstereceğim. Çok mutluyum çünkü bu kod çıkmıyordu. Normalde. Ama bayağı araştırmalarım sonucunda başardım. Benden diyor ki böyle bir dizi var diyor. İki boyutlu bir dizi. Bu dizinin diyor en büyük ve en küçük elemanlarını bana göster. Diziye böyle değerler atıldım. Bunu tanımladım. En büyük element, en küçük element işte. Tanımlamadan hiçbir şey yazamıyorsunuz. Ondan sonra mesela for döngüsünü yapmam gerekiyormuş. Ama ben iki boyutlu da for döngüsünü nasıl yapacağım bilmiyordum. Meğersem ayrı ayrı yapmam gerekiyormuş. Bir for i'li yaptım, bir de j'li yaptım. Bir işte 4'e kadar, bir 5'e kadar. Sonra printf dedim. Elementimin numarasını göstersin dedim. Yani i'yi. Ondan sonra ve j'yi. Ondan sonra karşısına da benim atadığım değeri göstersin dedim. Şimdi size göstereyim. Şu şekilde. Mesela 1'de 2 varmış. Ondan sonra 1-2'de 4 varmış. 1-3'de 6, 1-4'de 8. Bu şekilde. Yine forlarımı atıyorum. Sonra diyorum ki if diyorum, eğer diyorum bu değerden daha küçük bir element yoksa, daha küçük bir değer yoksa bu en küçük değer olarak ata diyorum. Bu da for döngüsünün içinde olduğu için bunu böyle sürekli en küçük elementi bulana kadar, burada en büyük elementi bulana kadar bir loop'un içine sokuyor işte. Sonra printf'le de en küçüğünü gösterdim, sonra da en büyüğünü gösterdim. Ve run'ladığımızda işte en büyük değerim 2'di. En küçük değerim 2'di. En büyük değerim 40'tı ve çıktı ve şu an o kadar mutluyum ki şu anda kodlama kısmı bitti. Bir tek true false kaldı. Hatta onu da göstereyim. Bu ödevimiz, lab ödevlerimiz. Bu birinci kısmın işte. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Buraya kadar hepsini bitirdim. Şimdi buraya yapacağız bu akşam. Buraya kadar olan raporunu da yazmıştım. Neyse ki yoksa çok vaktimi alacak. Sonra Frodo, tırnak mı yiyorsun sen? Neden tırnak yiyorsun Frodo? Neyse. Şimdi bugünlük programı göstereyim. Bu arada saat şu anda 10.48. Onun için hani ne kadar fazla bir şey yapabilirim bilmiyorum. Ay. Sakin ol. Sadece araba geçiyor. Sakin ol. Sadece araba. True false kısmını yapacağız. Sonra bunu da rapora ekleyeceğim. Ondan sonra bunu çarşamba günü teslim edeceğim. Ama bugün salı bu. Aa, yarın teslim edeceğim. Bir zahmet bitireyim ben derken bitirmişim gibi bir şey yapıyorum ya. Perşembeye de teslim etmem gereken fizik labim var. Onu da bu akşam bitireceğim. Ne kızıyorsun ya? Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Benim videolarıma yorum yapmış birkaç kişinin yorumu yorumlarda görünmüyor. Özellikle Haliç Üniversitesi videolarımda çocuğun yorumunu görüyorum bildirim panelimde. Yorumlara girince yok. Birkaç kişininki böyle. Eğer yorumunuz yoksa böyle bir durum var yani. Anlamadım ne olduğunu. Onun için çok üzgünüm.
Merhaba. Bugün verimli çalıştığımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Az çok bir şeyler yaptık yani. Belli bir saate kadar. Koluna kadar. Koluna kadar. Kütüphaneden kovduk arkadaşlar. Yani çantalarımızı bırakıp yemek yemeye çıkmıştık. Ve sonra bir saat kadar da oyalanmış olabiliriz. Bir baktık çantalarımız yok. Masadan atmışlar bize. Vize haftası kalabalık olduğu için böyle bir sisteme geçmişler. Uzun süre gelmiyorsan, uzun süre değil. 15 dakika gelmiyorsan. 15 dakika. Aynen, 15 dakika. Ben tuvaletten bile 15 dakikada gelemem bu arada. Gelmiyorsan atıyorlar çantalarını. Topluyorlar, başka geliyorsun, topluyor. Geliyorsun, bir bakıyorsun çantan yok. Sonra kavga dövüş. Benim aynen. Çantam nerede? Ödün kopuyor falan. Sonra fark ediyorsun. Neyse, şimdi lab dersimiz var. Bilgisayar programı, oraya geldik. Sonra da gideceğiz eve. The computer showed me that yes message. As condition is here. Bugün cumartesi. Yani bu demek oluyor ki matematik sınavına girdim. Neden böyle oldu? Yani böyle olmaması gerekiyordu. Hakkımın geldiğini düşünüyorum. Evren tarafından. Gerçekten bak. Hep bana böyle oluyor nedense. Şimdi benim matematikte hiçbir sorunum yoktu. Hiçbir sıkıntım yoktu yani. Ben en çok matematiğe güvendim. Çünkü basit yapılıyordu yani matematik. Ben çalışmaya çarşamba ile perşembe başladım. O da şu defterde hocanın yazdırdığı şeylerin hepsini tekrar okumak, onu yaptırdığı örnekleri tekrar çözmek. Ve hepsini gayet yapabildim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü biliyorum abi, biliyorum yani. Niye böyle oluyor anlamadım. Sonra sınava girdik. Ben bir heyecanla öyle böyle bir heyecan değil. Yani YKS ile eşdeğer yani. YKS ile eşdeğer heyecanlandım ya. O derece. Yani gerçekten o kadar heyecanlandım ki şu an güldüğüme bakmayın. Çok üzgünüm. Yapamadım yani. Sonuç olarak yapamadım. Yani yapabileceğim şeyleri yapamadım. Sınavda da yani işlem hatası yapmazsın. Biraz kontrol edersin vizede de yani, değil mi? Yarın bilgisayar programlama sınavım var. Şimdi ona çalışacağım. Biz zaten her hafta lab verdiğimiz için aktif olarak çalışıyoruz yani bence. Çünkü ben onları konuyu bilmeden yapamıyorum. İmkansız. Konuyu bilsem de yapamıyorum bu arada. Bunu da bildiğimi düşünüyorum az çok ama kesin bilmiyorumdur. Matematiği biliyordum da ne oldu? Yapamadım. Ulan neyse, olumsuz düşünmeyeceğim. Kendime bir tane doğal taş aldım. Amatist taşı. Bu bana olumsuz enerjiyi benden uzak tutuyor arkadaşlar. Şimdi bilgisayar programlamaya nasıl çalışılır? Hiçbir fikrim yok. Ama arkadaşım bana bir video attı. Bu videoyu izle dedi, düz alacaksın dedi. Ben dedim ki tamam. Sonra bir de örnek vize sorularına bakacağım. YouTube'da falan oluyor ya. Öyle halledeceğiz diye düşünüyorum. Of, o değil de bir rüya gördüm. Ben az önce uyumuşum bu arada. Yeni uyandım. Saat 19.49. Normale baya yakın bir yerde taşıyorduk. Yani nasıl biliyor musun? Burası mesela atıyorum benim odam. Odamın camı ya. Marmara camının önünden geçiyordu bu. Ama bayağı dibinden. Yani şöyle, ben odamda perdem açıksa Marmara'daki insanlarla göz göze geliyordum böyle.
Benim odamın içine bakıyorlardı falan, Marmaray'dakiler. Neyse, şimdi gidip çalışacağız. 2 saat. Umarım bu sınavım iyi geçer ve biraz bana motive olur. Kesinlikle hiçbir derleyici tarafından veya hiçbir yorumlayıcı tarafından görünmeyen satırlarımız aslında ve buradaki bölme biraz kafanızı karıştırabilir. Eğer buradaki bölmeye aşina değilseniz onu da zaten şimdi açıklamaya çalışacağım. Biz burada if'imizin bloğunun bizim false olsaydı, yani yaşımız 18'den büyük olsaydı burası false olacaktı ve burayı hiç çalıştırmayacaktı arkadaşlar. Hemen bakalım. Eğer buradaki if'imiz çalışmıyorsa hemen altındaki else çalışacak. Arkadaşlar şu anda doğruyu söylemek gerekirse en son çektiğim kısımdan yaklaşık 2 saat geçmiş olabilir ve ben hiçbir şey yapmadım. Yani yemek yedikten sonra sorulara bakmadım. Çünkü çok sıkıldım. Böyle içime bir fenalık kaçıyor. Yani böyle bir öyle bir fenalık geliyor ki öyle bir fenalık. Yani. Evet. Sinirim çok bozuk. Dün ağlıyordum bugün. Bugün artık umudum kalmadığı için hayata karşı ağlamıyorum. Sınavdan çıktık arkadaşlar. Sınavı yorumlayalım birazcık Aleyna. Bu arada böyle sınavlara gidiyor. Sınıfa yabancılar daldığı için çıkmak zorunda kaldık. Şunu kapatayım. Şu kapıyı. Evet, sınavı yorumluyorduk. İlk başta söylemek istediğim şey sınavın başlangıcıyla alakalı bir sitem. Bizi yarım saat yerleştiremediler arkadaşlar. Sonra sınava gelelim. Sınav nasıl? Yani. Eve gidip uyumayı planlıyoruz birazcık. Senin yarın sınavın yok. Evet. Benim var. İngilizce. Birazcık takılıp sonra İngilizce sınavına çalışırım. I found somebody. I say you don't cross my mind. Selam. Yeni bir tutusu aldım. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through. Bayağı yoğun bir hafta olacak. Bu arada ben bu iki sınavın tarihini yanlış olduğunu fark ettim. Ben bu ikisini böyle şöyle zannediyordum. Böyleymiş. Ben bir şeyler baktım. Çalışmamı artık sonlandırıyorum. Bu kadar yeter. Adam olana çok bile. Yok, hocaya sordum ben. O sıra uyuyor muydu? Fizik çalışıyorum. En son size okulda bırakmıştım. İngilizce, yani aslında bilgisayar mühendisliğinde iletişim becerileri dersinden çıktım. Güzeldi, yani 100 almışımdır. Büyük ihtimal bütün sınıf 100 almıştır. Fizik çalışıyorum işte. Cumartesi günü fizik var. Ablam da bugün evden çalışıyor. Vektörlerin Türkçesini izliyorum. Ama üniversite vektörlerinin. Sonra bir de defterden İngilizcesini de çalışıyorum. Örnekleri çözüyorum hocam yaptı. Öyle. On First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Ooh, 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 ooh.
Bugün salı. Saat 2. Atışlar video Türkçe izle. Atışlar deftere oku çöz. Atışlar bugün bitmez diye düşündüm. Çarşamba yazmışım ama bugün planı atışları bitirmek tamamen. Ajanda tutmak beni motive ediyor. Burada yazdığı için, yapmam gerektiği için yapıyorum. Üstünü çizmek bana çok zevk veriyor. Onun için yapıyorum. Bence siz de yapın. Günaydın. Bugün çarşamba ve okula gidiyoruz. Okula gittik ama okul çok doluydu bize hafta sonu için. Biz de Mecidiyeköy'e geldik. Okula yakın bayağı burası. Trump Tower'da. Nerede çalışıyoruz çünkü burası boş. Neyse o sırada video çekiyordum. Koltuğa geçtim. Tam bütün gün masada azıcık yatarak izleyeyim falan. Sonra böyle rol yaptım. Şakadan. Hep böyle olmaz mı gibisin yani. Hani yatarak izleyince uyuyakalırsın diye. Orayı çektim sonra uyuyakaldım gerçekten. Çalışıyoruz. Burası çok güzel. Bugün çembersel harekete çalışacağız. Hayır, düzen de bir saçma biliyor musun? Çembersel hareket atlıyoruz, sonra Newton'a geçiyoruz. Sonra yeniden bir çembersel hareket evet, ediyoruz. Evet, çok saçma. Bugün Perşembe ve saat 19.00 ve ben hala ders yaşamadım. Çünkü dışarıda işim vardı arkadaşlar saat 2'de. Onun için 12 gibi 12.30'da evden çıkmam gerekiyordu. Ve sabah erken kalkıp ders çalışacaktım. Sonra uyuyakalmışım. İşimi hallettim falan. Dedim hazır dışarı çıkmışken bir hane çikolataya girip bir tane dondurmalı brownie'li bir Belçika çikolatalı bir tane tatlı yemeyeyim mi? Yedim. Bir baktım saat 6 olmuş. Ben de eve geldim hemen ne yapayım. Başlayacağız 15 dakikaya. Şu an çok soğuk. Şu an ısınmaya ihtiyacım var. Çünkü dışarısı çok soğuktu. Artık İstanbul çok soğuk. 4 Ekim'den beri okul başladığından beri çok soğuk. Just decided we'd be right in the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. Okula gidiyoruz. Geldim arkadaşlar. Normal derse 2,5 dakika kala falan okula geliyorum. Şimdi okula 1 saat önce geldim. Geç kalmamak için. Ne olur ne olmaz. Son sınavım. Çok heyecanlıyım ben. Yine niye bu kadar heyecanlanıyorum? Gerçekten YKS'de heyecanlandığım kadar heyecanlanıyorum. Olsun bitsin başka bir şey istemiyorum. Bunun fiziğin lab dersleri de olduğu için aslında çok da etkilemiyor vizesi. %20 etkiliyor yani. Ama tabii ki de ne kadar yüksek alsam o kadar iyi. Umarım kamerayı kapatıp bir dahaki açışımda mutlu bir surat görürsünüz. Umarım mutlu bir şekilde çıkarım. Sınav.
sınavdan çıktım arkadaşlar. Sınavım nasıl geçti? Ya bilmiyorum, her şey yaptım ama sanki her şeyi yanlış yapmışım gibi hissediyorum. Bakacağız. Şimdi Beşiktaş'a akmaya gidiyoruz arkadaşlar. Umarım hepinizin sınavları güzel geçer, istediğiniz gibi geçer. Görüşürüz. Sometimes I do.